Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayım. Yine en son video çektiğim evdeyiz. Tekrar bir video çekiyorum. Çünkü proje epeyce bir ilerledi. Son halini göstermek istedim ve evin konumuyla alakalı bir iki yorum yapacağım. Neyse, başlayalım önce içeriden. Önce bir ışıkları açayım. Her taraf karanlık. Zaten şu an gördüğünüz epeyce bir ilerleme var. Evet, şu an salondayız. Salonumuz eskiden de aşağı yukarı böyleydi. Yerler bitti. Şu an floor bitti. Gördüğünüz gibi hardwood floorumuz döşendi. Kapılar falan boyanıyor. Kırık camlar var, onlar tamir ediliyor. Zaten eskiden ceiling fanlarımız falan filan vardı. Bunları görmüştünüz son videomuzda. Salonumuz aşağı yukarı böyleydi. Sadece yerlere taktık. Hardwood floor'umuzu taktık. Neyse, devam ediyoruz. Şimdi kapıyı kapatayım. İçeride klima çalışıyor. Yani ısıtıcı çalışıyor. Evet, mutfağımıza geçiyoruz. Mutfağımızda yine floor'umuz vardı. Kapılarımız yeniydi burada. Yeniden takmıştık bunları. İşte şimdi en son touch-up'ları falan yapıyoruz. En son videodan bu yana neler değişti? Şu backsplash'ları yaptık gördüğünüz gibi. Backsplash'lar takıldı. Dediğim gibi buraya farklı şeyler koyacağız demiştik. İşte o şu oldu. Fırınımızı yerine yerleştirdik, taktık. Şu an çalışıyor vaziyette. Kitchen cabinetler takıldı, boyandı. Musluk takıldı. Şu an çalışır vaziyette musluğumuz. Burada başka laundry room'umuz böyleydi zaten. Buraya kurutucuyu ve çamaşır makinesini taktığımız bir alan. Küçük bir alan. Orası azadı zaten daha önceden de. Mutfak şu an bitti gibi bir şey. Sadece küçük etrafı boyalar var. Onları yapıyoruz. Ve mutfak da bitti diyebiliriz. Hallway'e gelelim. Hallway'imizde floor yapılmamıştı. Şimdi onları yapıyoruz hala. Buraya kadar yaptık. Şurası kaldı. Çok küçük bir alan. Onu da şimdi az sonra yapacağız. Onun haricinde yine kapılar değişmişti, boyanmıştı. İşte klimamız buradaydı. Klimamız var yine. Klimamızı takmıştık. İşte smoke detektörümüz var. Lambamız var. Tuvalete banyoya gelelim. Tuvalete banyoda eskiden de galiba böyleydi. Gördüğünüz gibi işte sinkimiz takıldı. Musluklar, light'lar. Ondan sonra shower areas takıldı. Şimdi bunları temizlenecek. İçerisinde harç, ıvır zıvır şeyler var. Onlar temizlenecek. En son bir temizlik yapılacak burada. Onun haricinde çok da bir şey kalmadı. Bir iki şöyle trim konulacak. Şu ikisinin geçiş yaptığı alana trim takılacak. Temizlik yapılacak. Burası da hazır gibi. Şimdi odalarımıza geçelim. Odalarımız tamamen bitti. Odalarımız, karpatlarımız takıldı. Çok güzel, kaliteli bir hal takıldı. 32 ons. Yani bir square foot'un ağırlığı 32 ons. Bayağı kalın bir hal demek. Onun haricinde gördüğünüz gibi işte kapılar, boyalar, pencereler, elektrik outletleri daha önce de böyleydi zaten. Yani sadece halımız takıldı ve bu oda şu an bitmiş durumda. Başka da bir şey burada kalmadı. Her şey şu an çalışıyor. Tüm detaylara kadar her şey tek tek yapıldı. Yeni door handle'ları, işte kapılar duvarı ezmesin diye door stopper'lar takıldı. Evet, son odamıza gidelim. Ve en sonra da dışarı çıkalım. Dışarıda bir iki bir şey göstereceğim. Şimdi en son odamızda burası. Yine buranın gördüğünüz gibi halısı tamamen instal edilmiş durumda. Şu an hazır. İşte pencerelerimiz, blindlar hepsi hazır. Takıldı yerine. Onun haricinde işte daha önce burada göstermiş mi bilmiyorum. Elektrik panelimiz var burada, sıfır. Bu hazır. Bu takıldı.
Ondan sonra cima bakıyoruz. İçeride farklı bir açıklanacak bir şey de kalmadı. Dışarıda büyük bir şey var. Ondan bahsedeyim. Şimdi dışarıda aynı zamanda çalışmaya başlanıldı. Dışarıda çok bir şey yapmamıştık. Şimdi de dışarıda yaptığımız şeylerle alakalı konuşayım. Bir de buranın çevresiyle alakalı bir iki bir şey konuşacağım. Şimdi şurası daha önceden yıkık dökülmüş. Onları tamamen kaldırıyoruz, değiştireceğiz. Şuraları tamir edeceğiz falan. Dün buraya başladık. İşte bunlar tamir edilecek. Şunlar çürümüş. Bunlar hepsi değiştirilecek. Yerlerine yenileri takılacak. İnşallah bildiğinde güzel bir şey olacak. Şimdi bu evin yeriyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şu hastaneyi görüyorsunuz. Karşıda büyük bir tane bina var. Şurada kenardan gidersem daha iyi görürsünüz. Büyük kırmızı tuğlalı bir tane bina var. O federal bir hastane. Federal veteran hastanesi. Çok büyük bir, buradan çok küçük bir kısmını görüyoruz ama yani çok büyük bir hastane o. Orada binlerce çalışan var. Şimdi burayı satlık ya da kiralık koyduğumuz zaman çok çabuk satacağını veyahut da kiralayacağını düşünüyoruz. Çünkü hastaneye yürüme mesafesi. Hemen şuradan gördüğünüz zaman yani yürüdüğünüz zaman hemen aşağısı şey hastane. O yüzden alan yani yeri mahallenin yeri çok güzel. Şöyle mahalleyi göstereyim size biraz. Sessiz bir mahalle. Öyle çok lüks bir mahalle değil ama çok aşırı kötü bir mahalle de değil. Gördüğünüz gibi her taraf temiz, sessiz. İnsanların evleri düzgün gözüküyor. Yani fakir bir mahalle olmasına rağmen öyle çok hani gedo bir mahalle izlenimi vermiyor. Yani en kötü bu evde. Şu an o evde tamir aşamasından sonra bu da mahallenin güzel evlerinden bir tanesi haline gelmiş olacak. Öyle umuyoruz. Şimdi satlık olarak koyacağız. 58 bin dolara koyacağız. Veyahut da kiralık hangisi önce giderse onu deneyeceğiz. Genelde kiralık daha hızlı gidiyor ama bu evi satmaya çalışacağım. Bu arada dışarısı çok soğuk. Şu an April'ın yani ne oluyor April? Nisan'ın ortasını bile geçtik. Hemen son haftalarına doğru geldik ama aşırı soğuk. Aşırı soğuk şu an. Yani kaç derece diyeyim? 45'lerde falan. Şu an zaten bana bakarsın üzerinde hala şey var. Kalın montlar falan var. Gerçekten çok soğuk. Neyse bugünlük de bu kadar diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.